İşin şeyi bize babadan geçme. Ama ben de bu malzemeyi sevdiğim için ağırlıkta bizim dönemlerimizde mesela çocukta değildik yani 19-20 yaşlarındaydık. İyice bu işe aşık olmaya başladık. Tabii sevdiğim malzemeyi de topluyordum. Bu beyanda biz de artık alıp satmaya da başladık. Toplama zaten çoğaldıkça artık ticarete dönüyorsun. Ve artık babam elektroniğe yönelik onlar. Elektronik zaten kıttı. Bir yani teyp olsun, şey olsun. Ama benimki gramofon. İşte lambalı radyolar, eski manyetik telefonlar. Bunlarla biz o zaman gramofon, şeyler, akordeonlar. Bunları topladık. İşte dedik artık bu işe biz gönlümüzü vermişiz. Bir de insanları kazanalım. Ve girdik. Yani ya, Ankara ağırlıklı ama İstanbul, İzmir, Bursa, Adana bu işi yapanların çoğu bize geliyor. Ankara'nın mesela esnafların %50'si aşağı yukarı bize gelip bizden malzeme topluyor. İstanbul öyle. Bar, kafe, tiyatro, dönem dizileri yani sinema. Herkesinden bize gelip işte bana şu lazım, bu lazım deyip de malzeme toplamak isteyenlere. Tabii bizde olduğu şey yani olmayan sevdiğimiz kişilere de yardımcı oluyoruz. İşte sinema grubundan olsun, tiyatrodan olsun, öğrencilerden olsun. Yani genelde bizim varlık öğrenciler. Çünkü onlara ben yani hiç meblağ talep etmem yani onlara. Her türlü. Bazıları mesela der bize kiralar mısınız dedi. Bana ters düşüyor. Yani bu şunu vereyim de. İşte 100-200 lirasını alayım de öyle bir dünya yok benim için yani. Ama sırf onu verip de yani 100 liralık malzeme veriyor diyor. 300 lira verirsen diyor. Ben bunu sana kiralarım diyor. Malzememi de getirirsin diyor. Tabii bazıları da hemen mecbur kalıyor veriyor. Kiminin iş parası yok bize diyor. İşte abicim bize yardımcı olur musunuz? Olalım diyor yani. Yani yıllarımız geçiyor bu şekilde yani. Yaptığımız iş bu. Bunun haricinde de uğraştığımızda bazı işler var. Kendimize göre ben mesela kendi ana işim elektrikçiyim ben, yüksek gelirim. Ama şimdi bana desen trilyon getir ben o işi yapma. Çünkü o iş artık askıda kaldı bizi. Ama şu iş, ben parasında değilim bak bu işin. Benim yani yaşam tarzımı idam etsin, yürüsün. Yoksa ben zengin oluyorum, işte şunu şöyle yapayım. Bende o özgürlüğüm yok yani. Kim olursa olsun. Yani ben meblağla, meblağı seven esnaflar var, ben onlarla işte ticarete girmiyorum bile. Hatta bugün sabah bile biri geldi. İşte ben aldığımı aynı gün satmam lazım diye şey oluyor. Ben ona hiç malzeme sat sunmuyorum bile yani. Fiyatını söylüyor mesela 10 liraysa ben 100 lira diyor. Almasın. Bu böyle bir dünya yok yani bu işin içinde. Benim aldığım 20 senedir bende olan malzeme var. Satılmasın ne olsun ben sevmişim almışım yani. Yani yaptığımız zor bir şey yok. Ama bizi insanlar yoruyor. Bu işin yani yorucu yanı çok. Öyle. Yoksa taş çekmiyoruz yani sırtımızda alıp da. Ama ben okumadım diyorum. İnanmıyorlar yani ben. Okumak değil, insan kendini geliştirir. Tabii. Sen şimdi hiç okumasan bile şu işte çok rahat pişebilirsin.
daha iyisi olursun. E ne olur orada pratikten kolay yolu gösteriyorlar. Ama biz de hayatımızda hep zoru sevdik ya. Halen de zoru seviyoruz. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Halımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim, ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahım boynumda, ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. La la.